Değerli izleyenler, Ermenistan'a en büyük, dünyadaki en büyük desteği şu anda İran veriyor. Acı ama gerçek. Füzuli düşünce çıldırdılar. Ruhani'nin talimatıyla sınıra e-karıştırıcılar gitmeye başladı. Evet, İran Güvenlik Konseyi toplandı. Tahran'da yapılan bu toplantıda İran elektronik karıştırıcıları, ne kadar çalıştığını bilmem ama elektronik karıştırıcıları nereye yolladı dersiniz? Evet, elektronik karıştırıcıları sınıra yolladı. Neden yolladılar? Değineceğim. Ama ona değinmeden önce İran'ın özellikle Karabağ'a giden trafiğini, Suriye'den, Esed'den İran'a giden bu trafiğe bakacağız. Rusya, Suriye'deki Esed rejimi ve İran tamamen odaklanmışlar. Ermenistan'ın başarısı için çabalıyorlar. Ve bakarsanız Şam'dan da şu anda paralı savaşçılar ve birçok mühimmatın Karabağ'a gittiği görülüyor. Ayrıca Azerbaycan'ın özellikle en büyük dezavantajı İran gibi bir komşusunun olması. Neden? İran Türk düşmanlığını artık kafasına koymuş. Yani bu konuda kendi vatandaşlarında ülkesinin neredeyse yarısına denk gelen bir nüfusa sahip olan Türklerden neden bu kadar çekiniyor? Şunu anlatmak beni üzüyor. İran'ın Azerbaycan'a destek olduğunu anlatmak beni tabii ki mutlu ederdi. Ama ne yazık ki, şu andaki göstereceğim haritada şu bölgeyi aktaralım. Yayında duymayanlar, bilmeyenler için, bunu nasıl yapıyor diyenler için bakın. Şu anda Ermenistan'ın en iyi silah sevkiyatı aldığı bölgeyi gösteriyorum. Bu bölgeyi de kontrol altına alacağız, hiç merak etmeyin. Zengilan bölgesinden Azerbaycan'ın, evet, şu anda operasyon yaptığı Karabağ bölgesine yoğun bir silah sevkiyatı gerçekleşiyor. Ok işaretini yukarıdan aşağı işaret ettiğim Zengilan bölgesinde ne yazık ki İran tonlarca askeri yardımı şu anda nereye yolluyor? Karabağ'a yolluyor. İnanın bu tırlar daha yeni görüntülenen tırlar. Hemen tırı karanlıkta çekilmiş bir fotoğraf sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın gözünün içine baka baka bunların, evet, bunları yollamadıklarını ifade eden İran'a şu soru sorulmalı. Sen kimi kandırıyorsun? Ruhani'nin Fuzuli alındıktan sonraki paniğini anlamak güç. Özellikle içimizi acıtan en önemli üzüntü verici durum şu. İran'ın düştüğü bu aciz durumu. İran'ın bu duruma düşmesi gerçekten tarihi bir büyük bir fiyaskodur. Geçmişte yaptıklarından utanacakları bir dönemin aralanmasıdır. Ve karanlık bir dönemdir onlar için. Sukut füzesiyle, Ermenistan'ın Sukut füzesiyle cephedeki iflasını çoluk çocuğu katlederek dengelemeye çalışan Ermenistan'a bu kadar yoğun silah sevkiyatı için topraklarını kullandıran İran'ın Gence'ye yapılan saldırıdan sonra birçok devrim muhafızının zafer atışları gerçekleştirmesi ve bunu da Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirmesi korkunç bir durumdur. İran'ın artık bu durumu silemeyeceği kadar kara bir lekedir. Artık Azerbaycan'ın zihninde İran'ın yaptıkları asla ve asla unutulmaz. Tabii ki İran bayraktar sihalarımızdan o kadar rahatsız oldu ki sınıra İran elektronik harp sistemleri koymaya başladı. Bu kesin bir gerçek. Ama şunu söyleyeyim. Rus'u koydu bir şey yapamadı. Fransız'ı koydu bir şey yapamadı be İran. Sen onunla benim bayraktarımı durduracağını mı sanıyorsun? Çok kısa zamanda İran'ın Zengilan bölgesindeki Karabağ'a giden mühimmat tırları etkisiz hale getirilecektir. Hiç merak etmeyin. İran sınırını aşmıştır. İran özellikle devrim muhafızlarının Gence'ye yapılan saldırıdan sonra zafer atışları yaptığı, daha önce de Türkiye'ye yapılan saldırılarda devrim muhafızları bu atışları yaptığını varsayarsak İran Hristiyan Cumhuriyeti diyelim artık. Lütfen, bu nasıl bir Müslümanlık anlayışıdır? Nasıl bir birlik Müslümanlık anlayışıdır bu?
Evet, Gence'ye yapılan saldırıdan sonra sevinen bir ikiliyi daha göstereceğiz. Neredesiniz be Macron? Neredesin Putin? Neredesin Kardashian? Neredesiniz, nerede? Brüksel'deki Avrupa Birliği gözlemcileri, Avrupa Birliği genel sekreterleri neredesiniz? Hiçbirinizi göremiyoruz. Avrupalı liderler neredesiniz? Aynı füze Erivan'a düşseydi neler açıklayacaktınız? İşte rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Onlar hiçbir zaman sizle dost olmazlar. Onlar batı ve gafil bir alemdir. Evet, Azerbaycan gibi kahramanlığın, dürüstlüğün, temizliğin, güzelliğin olduğu bir ülkeye yapılan saldırıya tüm insanlık hayır demeliydi. Yapılan saldırıdan sonra Azerbaycan ordusunun saldırılarına atmasından endişelenen İran'ın o bölgede evet büyük kayıplar yaşayan Ermenistan'a destek için yardım tırlarını çoğaltması, zırhlar yollaması, Şii milisler yollaması beni gerçekten üzmüştür. Fuzuli hattında size günlerce açıkladım. İran'da milis gittiğini, Suriye'de milis gittiğini, Ezidilerin gittiğini, kahraman Azerbaycan ordusunun Türklüğün kalelerinden birisi olan bu güçlü ordunun karşısına çıkarmak için dünyadan paralı asker topladıkları belirtmiştim. Ama şuna emin olun ki artık Karabağ'daki Ermenistan hatları çökmüştür. Kaldıkları her gün daha fazla bir zayiat vermelerine neden olacaktır. Bu hususlar olurken dünkü saldırıdan sonra Türkiye'nin Savunma Bakanı Sayın Akar, özellikle Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Hasanoğlu'yla yaptığı görüşme manidar ve çok önemlidir. Hem gereksinimler hem yapılacaklar noktasındaki istişareler ve son adımlar ve askeri adımlar. Malumunuz Nahçıvan'da bir atış gerçekleşmiş, Türkiye böyle bir oyuna gelmemiş ve stratejisini ona göre ayarlamış, dozajlı bir tepki göstererek Azerbaycan ordusunun tabii ki şu anki seyrini iyi gördüğü için Rusya'nın işine karışmaması için Türkiye orada bir denge, bir güç unsuru olarak kalmayı şimdilik yeğlemiş. Ama elektronik harp, silah, her türlü mühimmat anlamında zaten Azerbaycan'ın en büyük tedarikçisiyiz. Türkiye, Siha Bayraktarlara zaten bu intikamını, Gence'nin intikamını almasında yardımcı olmuş. Ama İran'ın korkusu nafile, İran'ın yaptığı bu yardımları bir şekilde Türkiye ve Azerbaycan dengesi bozacak ve o bölgedeki kontrolü alarak İran'ın bu paniğini tabii ki onları suçluluk psikolojisi olarak görecek. Ayrıca Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 uçağı düştü demiştim. İkinci uçağın düştüğünü birçok ajans yeni haber vermeye başladı. Evet, bugün bu savaş, Karabağ Savaşı. Evet, 2. Karabağ Savaşı'nda galip Azerbaycan ordusu olacak. Şu anki gidişat her şey bunu gösteriyor. Ermenistan iflası yaşıyor. Öyle taşıma suyla değirmen dönmez. Azerbaycan ordusu 30 senelik bilgi birikimi, disiplin ve yapılanları unutmayarak milli bir bilinçle çalıştı. Ve Türkiye'nin büyük sevgisi ve desteğiyle Azerbaycan ordusu Kafkasya'daki en önemli güç haline gelmeye başardı. Yakında üretilecek olan hava savunma sistemleri ve yerel füzeler ve bizim ürettiğimiz füzelerle donatılacak ve yerli bir savaş gemileriyle donatılacak olan Azerbaycan ordusunun caydırıcı gücü o bölgede çok ama çok artacak. Bu da Azerbaycan'ın çok güçlü bir şekilde dünyada belli politikalar yürütmesine neden olacak. Evet değerli izleyenler, İran artık bu yaptığı büyük yanlışı gördüğümüzü bilmelidir. Özellikle SİHA'larımızdan çok çekinen İran'ın artık yardım yolladığı bütün unsurlar Türkiye'nin sattığı SİHA'lar Azerbaycan ordusunun artık hedefindedir. Artık SİHA'larla Azerbaycan ordusu bu işgalci İran'ın ve Ermenistan'ın anlayışına o bölgede son verecektir. Evet değerli izleyenlerim, bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize sağlık, esenlik ve büyük bir zafer için sizlere büyük bir güç diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görüşmek üzere.